Sevgili seyirciler, sizlere ne kadar özetleyerek de anlatmaya çalışsak, Bayburt'u anlatmak bölümlere sığmıyor. Bu haftada Bayburt'tayız. Bizleri belediye başkanımız Hükmü Pekmezci karşılıyor. Pekmezci başkanım, iyi misiniz? Efendim sağ olun. Görüşmeyeli. Sefa geldiniz efendim. Nasılsınız? Allah'a çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizi böyle ilimizde görmekten mutluluk duyuyorum. Ama söz verdik orada. Geleceğiz dedik, geldik. Tekrar. Sağ olasın. Buyurun. Buyurun efendim. Değerli başkanım, nasılsınız? Ne var ne yok? Her şey yolunda mı? İyi miyiz? Vallahi sayın bakanım, bir yaramazlık yok. Güzel bir şeyler yapıyoruz, yapmaya gayret ediyoruz. Peki, bizim seyircilerimiz şimdi benim şehrim Bayburt diyecekler. Bayburt için bizim seyircilerimize ne söylersiniz? Tarihi ve kültürel dokusu olan bir şehir. Tarihi İpek Yolu üzerinde, özellikle Karadeniz'e gelen kervanların Tebriz'e ve Orta Doğu'ya uzandığı bu yol güzergahında önemli bir merkez olmuş tarih boyunca. Birçok tarihte istilaların ve tahribatların şehri olmuş. Doğudan batıya, batıdan doğuya birçok akınlar bu topraklar üzerinde gerçekleşmiş. 4. Murat'ın Revan Seferi, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi, Fatih'in Trabzon'u fethi ve Otlukbeli Savaşları bu topraklar üzerinden cereyan etmiş veya bu topraklarda gerçekleşmiş. Yani hazırlık aşaması, evet. Savaş aşamasının olduğu yerler var. Evet. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşları'nı görmüş Bayburt. 1916-18 Rus işgali ve Ermeni mezalimini yaşamış bir şehir. Bayburt bu dokular içerisinde, bu zaman şeridi içerisinde ister istemez kendi varlığını uzun süre devam ettirme adına bir dönem Sancakbeyliği olarak faaliyetini devam ettirmiş. Sonra kaza yönetimine dönüştürmüşler, Erzurum'a bağlanmış. Arkasından 1927'den sonra Gümüşhane'ye bağlanmış ve 21 Haziran 1989'da 3578 sayılı yasayla il statüsüne karışmış bir şehir. Türkiye'nin 69. yıl olarak yerini almış. Çok güzel. Ben şöyle bakıyorum, hakikaten siz uzun seneler buraya hizmet vermeyin. Hakikaten sağ olun, Allah sayın nasip bakanım. Etti. Güzel çalışmalarınız oldu. Güzel çalışmalarınızı biz sokakta herkesten duyuyoruz. Sağ olun efendim. Bundan sonra neler yapacağız? Ne var? Valla sayın bakanım, şu anda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bayburt'un en büyük sıkıntılarından biri özellikle istihdama dönük, evet, çalışmalar. Zaten sizin de çok üzerinde durduğu konu. Bayburt'ta küçük de olsa önce bir mahalli ürünler ve turşu fabrikası bitirdik. Hı hı. Arkasından kavurma, sucuk ve pastırma ile ilgili ihale aşamasında et entegre tesisimiz var. Çok büyük bir kesimhane. Belki mezbahi. Bir de süt entegre lazım. Belki ilerleyen zamanda onu devreye sokmaya, evet, çalışıyoruz. Bu arada insanımızın özellikle bu tarihi dokuda olan şehrin gelecek kuşaklara aktarma adına bir takım düzenlemeler yaparken kültürel dokuda, bir taraftan da kent dokusunu yeşil alanlarıyla kuşaklaştırmak istiyoruz sayın bakanım. Şu anda park bahçelerimizi belki yol üzerinde geldiyseniz orada gördünüz. Yeni düzenlemeler yaptık. Yeni kamulaştırmalar yaptık. O kamulaştırdığımız alanlarda yeni park ve bahçeler yapacağız. Biz şuna inanıyoruz. Şehirler zaman içerisinde gelişebilir, değişebilir ama siz gelecek kuşaklara şehrin en azından hem kültürel dokusunu hem de yeşil alanlarıyla bir kent dokusunu devretmek zorundasınız. Çocuklarımızın nefes alacağı alanları onlara terk edecek şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Bayburt'un o yapısını bozmadan yarına taşıma adına gayretlerimiz devam edecek. Şimdi burada saymak istemiyorum ama enerji sektöründeki megawatt yeni bir sistemi devreye soktuk. Hı hı. Ayrıca şu anda şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan 4 katlı 180 araçlık bu otopark bitmek üzere. Güzel. Halkımızın dinlenebileceği güzel bir seyir terası, cam teras, zipline yapıyoruz. Hı. Yakında zannedersem bir ay içerisinde tamamlayıp onlara sunmaya çalışacağız. Burada tabii temel olay insanımızın yaşadığı bu şehirde bir nebzecik olsun, nefes alabilmesi, rahat edebilmesi. Onun için de
yukarıda sizi ilgilendiren ekonomik anlamda, geçmiş dönemde başlayan bir hayvan pazarımız var modern anlamda. Onu gelir gelmez tamamladık, halkın hizmetine sunduk. Çok sağ. O onlar bizim yani yaşama şartlarımızı biraz daha düzene sokma adına gayretlerimiz. Şehirde özellikle bazı alanları kesmek, kamulaştırmak, görüntüyü düzenleme adına sokak düzenlemeleri yapıyoruz. Şunu anlatmak istiyorum. Bu kadim şehre, bu tarih ve kültür şehrine yakışan bir hizmeti sunmaya gayret ediyorum. İnşallah. Sağ olun. Allah efendim. Sizlerin hizmetlerini kolaylaştırsın. Sağ olun Sayın Uzun Bakan. Seneler hizmet yapmanızı muktedir kılsın. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sayın Bakanım, az önce ifade ettim, burası bir tarih ve kültür şehri. Evet. Dede Korkut. Çok sunuyoruz. Güzel. Çok güzel. Hükmü Başkanım, vallahi geleneksel ürünlerimizden çok bir demet sunuyoruz. Kavut. Kavuttan bala, pekçi, vallahi her şey var. Marmelat. Alıç marmelatı var. Of. Var. Şu Abdullah Azade ile tabii şu Erzurum Kongresi'ne katılan iki milletvekilleri tabii ilk o zaman milletvekili değil o zaman o kongreye katılanlar. Belediye başkanı biri de o günkü yönetici. Benim 1994 dönemim. Vay be maşallah. 94-2004. Ya Allah hepsini yaşayanlara uzun ömür versin. Bu ben da... de bir kuşaktan sonrası şuradan şuradan itibaren yaşayanlar var, ötekilerini kaybediyor. Gelmişken Çoruh Nehri'nde rafting yapmadan gitmeyelim dedik. Benim şehrim Bayburt'un bu bölümünde rafting yapacağız. Rafting Bayburt'ta artık geleneksel bir spor haline geliyor. Biliyorsunuz geleneksel sporu Cirit Bayburt'un. Burada son derece emniyetli koşullarda ailenizle beraber gelip çoluk çocuk güzelce eğlenebilir. Aynı zamanda da sporunuzu yapabilirsiniz. Şimdi kendimi bu yelekle emniyete aldım. Olur da suya düşersem suyun üstünde daha fazla rahat kalabilmemi sağlayacak. Kaskım da düşmeler sırasında kayalıklara falan başımız vurursa onu engellemek için, hasarı azaltmak için konulan şeyler. Tabii kurallara dikkat edersek devrilme tehlikemiz yok. Arkadaşlar kolay gelsin. Biraz buraların gergin olması lazım değil mi? Evet. Buralara mı tutunacağız şimdi? Aslında oralara da tutunmayacağız. Sadece botun biraz daha gergin kalmasını sağlayacağız. Çünkü Çoruh Nehri biraz sert akıyor. Anladım. Biz herhalde 4-5 kişi beraber biniyoruz. Evet. Tamam. Çoruh Nehri'ne giriyoruz. Bu Çoruh Nehri kaç kilometre bilen var mı? Yaklaşık Çoruh Nehri 120-125 kilometre civarında Mescitli Dağları'ndan, Erzurum'dan dönüyor. Tekrar Erzurum sınırına giriyor. Erzurum'dan Batum'a dökülüyor. Ne güzel. Yine bize dökülmüyor da bize yakın sayılır. Bize dökülmüyor. Biliyorsun şair demiş neden benden doğarsınız da bana dökülmezsiniz diye. Ama bu bize yakın dökülüyor. İyi bir şey. Evet. Dostum. Hadi. Tamam olacak. Serdar çok çeviriyorsun ama da bot dönüyor ya. Biz bu kadar kuvvetli yapamıyoruz burada. Peki siz bunu burada mesela kaç bot indiriyorsunuz? Böyle ciddi bir rafting ekibi var mı? Çoruh Nehri'nde turizm canlanmaya başladı. Bir proje kapsamında 4 tane bot aldık. Bu botlarla Baytirek Doğa Sporları kulübü kurduk. Buradaki arkadaşlar da Baytirek Doğa Sporları kulübünün üyeleri. Öyle mi? Çok güzel. Kulübünüz var. Aynen. Siz de kulübün üyelerisiniz. Maşallah. Gençler bu işi öğrenmiş, sizden almışlar. Güzel. Nevşehir'de balon, Fethiye'de yamaç paraşütü. Çok iyi. Fırtına Deresi'nde rafting, Bayburt'ta da önümüzdeki sene jetbot gündeme gelecek. Tamam. Şimdiki projemiz önümüzdeki döneme yetiştireceğiz. Yeni Zelanda'da nehirlerde çok güzel jetbotlar var. O jetbotları projelendirdik, şimdi üretimine başlıyoruz. Bayburt'ta jetbot diyor. Jetbot dediğiniz bu hani hortumu dışarıdan havayı alıyor, yukarılarda atlaksan yapıyor. Onlar mı? Evet. Güzel. Onu hiç yapmadım ama bu saydıklarınızın hepsini
bizim bölümlerimizde görebilirsiniz. Yani Fethiye'de yamaç paraşütü yaptık, Ordu'da kano yaptık, kayak yaptık. Palandöken'de yine kayak yaptık, yamaç paraşütü yine Hatay'da yaptık, dalış yaptık. Yani bunların hepsini biz yapıyoruz. Sizin kulüple demek ki biz doğal bir onursal üye olabiliriz. Onur duyarız. Benim rafting deneyimim Fırtına Deresi'nde bir rafting yaptık arkadaşlarla. Ondan sonra orası da çok böyle çalkantılı bir güzel bir nehirdi. Ve orada tabii iddiaya girdik ve sonra yemeği hak ettik. Orada güzel bir restoranda yemek yedik. Evet. Ne bileyim. Sayın Bakanım. Sportif yalnız gerçekten hem bakan olduğunuz dönemde, aktif olduğunuz dönemde de takip ediyoruz. Evet. Farklı bir imaj kattınız. Evet. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Ayrı bir vizyondur. Ben hep arkadaşlara böyle bütün yani bütün kamu görevlilerine ve bakan arkadaşlarımıza hep tavsiye ediyorum. Yani spor, belli bir spor yapan insan farklı bir vizyon edinir ve problemleri çözümünü daha kolaylaştırır. Spor yapmak ayrı bir şey. Biz burada kültür müdürü olsak da hani rafting yaptığımız zaman, yamaç paraşütüyle uğraştığımız zaman insanlar diyor ya siz mi yapıyorsunuz? Ya kabul edilir bir şey değil. Doğru. Doğru ya. Ben ilk daldığım zaman bundan işte bakan olarak 20 sene evvel dalış yaptıklarımız zaman herkes der ki ya bu bakan nasıl dalar yani? Ne zaman dalıyor? Nasıl dalıyor? Paraşüt nasıl yapıyor falan böyle. Bunlar güzel şeyler. Evet. Ben de gittiğim yerde bütün kamu idarecilerini spora teşvik etmek için bazı kaymakamlarımızı, valilerimizi bulundukları yerin spor dallarına kimisini daldırdık, kimisine kayak yaptırdık yani. Ne güzel. Şöyle kaymakamlar katıyor. Güzel. Şimdi biraz sallanacak, güzel olacak. Şimdi iş güzelleşti. Aferin. Bak Serdar, böyle bu işler. Görüyorsun. Bana bırakın. Sağ kürek. Evet. Vaba, işte bu ya. Öyle. Şimdi hoşuma gitmeye başladı. Tam kürek arkadaşlar. Hadi. Bir. İki. Bakın ikiniz bir anda çekeceksiniz. İkiniz bir anda. Hadi bakalım. Güzel. Çok küreği çok sokmayacaksın içeri. Tamam mı? Kürek çok rahat hareket etsin. Evet. Sevsin suyu. Esnafla çay içmeden olmaz. Sırada Ulu Cami var. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hocam nasılsınız, iyi teşekkür misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de iyisiniz. Allah'a çok şükür iyiyiz. Yine böyle 800 senelik yaklaşık bir Selçuklu Camii, evet. Öyle mi? Evet. Yine bir Ulu Cami, Bayburt'taki Ulu Cami. Yani. O zaman benim şehrim Bayburt seyircilerine anlatalım bunu sizle beraber. Geçelim, buyurun. Evet. Ulu Cami'nin bir diğer özelliği de burada iki adet ferman ve bir tane de böyle küfi yazıyla dua burada gömme bir şekilde kabartma olarak yapılmış. Caminin aslında şurada ana girişinde de ne zaman yapıldığı, nasıl yapıldığına ilgin bir kitabı var. Tabi burada üniversitemiz var Bayburt'ta artık. Üniversite öğrencilerimizin
bu konuda çalışmalar yaparak bunları bize güncellemesini ve içinde neler yazdığını da bulmalarını istiyoruz. Değil, onlara da bir görevlerdik. Çok güzel. Hocam bu nasıl kurulmuş zamanında? Sayın Bakanım, Selçuklu eseri 1225 yılında yapılmış. Tarihi kaynaklardan bazı kaynaklarda buranın kervansaray olduğu söyleniyor. Kervansaray olduktan sonra tabii camiye çevriliyor. Hı. Bunu da biz vakıfların şeylerinden... Bu taş Bayburt taşı mı Bayburt kullanılan? Taşı. Yani evet, burada evet. Selçuklu yöresinin taşı neyse onu kullanmış zamanında. Aynı yani devam ediyor. Bursa'da. Bursa'da Bursa'nın taşını kullanıyor. Aynen. Burada bunun taşını kullanıyor. Onun mermerini kullanıyor. Peki 1225 senesinde burası Selçuklu Sultanı o zaman bunu Ulu Cami olarak yapıyor. Evet. Sonrası? Sonrası bu caminin şu dış kısmı var ya. Evet. Sonradan ilave edilmiş. Anladım. Daha genişletilmiş daha yani. Genişletilmiş. Peki minber orijinal mi? Değil herhalde. Sonradan yapılma. Yeni yapıldı. Yani evet. Şeyden sonra yapıldı. Sayın Bakanım, Hacı Hasan Durulmuş. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Allah rızkınız, şükrünüz artsın. Maşallah. Burası hakikaten oyma. Evet. Çok güzel bir minber. Ustası yaptım. Öyle mi? Bayburtlu böyle sizin tahta ustalarınız var mı hala? Her yapımız yok. Çok güzel. Şey yoktu yani. Burası orijinal. Yani sonradan şey yapalım. Şu taşlar orijinal ama. Taşlar şu var ya. Yukarıda bak yazısı var. Bu taşlar işte orijinaldir. Sonraki taşlar burada yangın olmuş, bir takım tahribatlar olmuş. 1974'te. Ondan sonra tekrar restorasyon yapıldı. Ama aslında uygun restore yapılmış. Çok güzel. Evet. Yine güzel bir tabii Anadolu'da Selçuklu'nun gittiği her yere bir ulu cami yapmış. Şimdi bu da 800 senedir böyle şahane bir şekilde duruyor. Hiç en ufak bir sıkıntısı yok. Derinliği iki pencereli yapıp araya da böyle yaklaşık bir metrelik bir aralık verince taş da bina çok serin ve hem havalandırma oluyor. Klima görevi yazın ve kışın iklimlendirmeyi böyle sağlamış. Evet, yukarıyı tahta yapmış öyle mi o zaman? Kubbesiz. Ve aydınlatma, havalandırma burası olmuş. Oradaki ahşap kütükler orijinal anladığım kadarıyla evet, değil mi? Evet, aynen. Yani, aynen. Hocam kaç senedir buradasınız? 1996'da buraya 96. mezun olarak geldim. Mezun olarak başladınız. Sonra kariyerinize devam ettiniz. Sonra şu anda imamlık. Ama yapıyorum. Çok güzel bir yerde, çok güzel bir görev yapıyorsunuz. Rabbimizin bir lütfu. Evet. Evet. Allah şükrünüzü arttırsın. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi sırada üniversitemiz var. Bayburt Üniversitesi'ne ilk defa geliyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Allah, Sayın Bakanım. Sizleri ağlamaktan onur duyuyoruz bizler de. Allah razı olsun hepinizden. Çok güzel burası hakikaten. Kaç öğrenci var burada? Şu anda mezunlarımızdan dolayı 12.500 öğrenci. Evet, burada neler yapıyorsunuz? Burada Bayburt Üniversitesi bünyesi altında kurulmuş olan atölyemizde ihram dokuma atölyesi. Bu ihram? İhram yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Evet. Nasıl yapılıyor bu ihram? Bir gösterir misiniz bize? Peki. Evet. Bu ihramlar ne zamandan beri yapılıyor? Dünyanın kuruluşundan. Yani biz tarihi belli değil. Peki. Yani büyüklerimizden duyduğumuz dünyanın kuruluşundan var. İşte ak koyun kara koyun yününden yapılır. Şimdi bu ak koyunun yünü ak. Bu kara koyun. Bu kara koyun yünü evet. Karaman koyunu. Karaman'ın koyunu. Sonra çıkacak oyunları bunların. Peki görelim bakalım. İşte ak koyun şundan tarih. Tamam. Tarih ondan karı. Karaman koyundan başlayalım. Evet. Şimdi bu normal koyundan yünü aldık. Kırkıp yünü aldık. Kırkıp getirdik bunu. Çoruk nehrinde yıkarız. Yıkadık. Bir gün bekletiriz. Bekledik kuruturuz. Yıkarız. Kırktıktan sonra atıklarını ayırırız. Özellikle süt veren koyunun yününden yaparız. Niye süt veren koyunun yününden yapılıyor? Saçakları uzun olan, lifler uzun olan bölgeden alırız. Peki bunları aldık koyunlardan direkt buraya getirdik. Evet. Şimdi ne yapacağız? İsmi yün tarağı. Yün tarağı. Tamam, işte ayırt ederiz. Çöplerini atarız. Çöpleri, tamam. İşte uzun saçaklarından alırız. İşte yün taraklarında şu şekil kararız. Hmm. Bunu böyle iyice temizliyorsunuz. Arıtırız. Ve böyle elyaf daha güzel hale geliyor öyle mi? Evet. Uzun bölgeler. Tamam. İşte liflerini alın. Anladım. Şöyle bir şey. Oo.
Ne bunun ismi? Sümek. Sümek. Evet, sümek yaptıktan sonra 1 kilodan yaparız. Bir eylem 4 metreye 1 kilo iplikten olur. 1 kilo iplikten. Sonra işte teşi de eğiririz. Şimdi bu eğirmek için takıyorsun ona. Evet, bunun ismi teşi. İplik haline geliyor. Şu şekilde. Yani şunların hepsi iplik haline geliyor. Ucuca nasıl ekleniyor onlar öyle? Kendiliğinden mi oluyor iş? Evet, elinden, parmak uçlarından işte. Düğüm müğüm atmadan devam ediyor. Bu şekil işte. 22 tane teşi doldururuz. Tamam. Bunlar bizim tekstil fabrikalarında gördüğümüz bobinler arkadaşlar. Sizleri bazen tekstil fabrikalarına götürüyoruz sevgili seyirciler. Onun ilk hali. Bunlar şimdi bu şekilde iplik haline geldi. Peki sonra ne yapıyoruz? Sonra işte bunun ismi kelepçe. Şöyle göstereyim. Burada kelep yaparız. Kelep yapıyoruz. Evet, kelep. Yani bu kelep. İplikten çile yapıyoruz. Peki. Kopunca düğüm yapabiliyor musun böyle? Şurada. Hemen ona bir düğüm. Tamam. Aynı işi görüyor, sıkıntı yok yani. Yok. Peki. Çok güzel. Şimdi mesela kelep yaptıktan sonra şöyle bağlar, çıkarız. Şunlar işte kelep. Kelep. 1 kilo işte iplik haline getiririz. Hamur bulamacı yaparız. 1 kilo ipliğin yarısını, yarım kilosuyla hamur bulamacı yapar. Çözgüye uzatırız. Çözgü kazıklar. Yani atkı, çözgüyü burada yapıyorsun. Evet. Bu şimdi bu hale geldi, kelep haline geldi. Bunu buraya koyacağız, şimdi dokumaya geçeceğiz. Geçelim şu arkadaşların olduğu yerde herhalde. Yapılıyor. Kolay gelsin. Biz bunun ilk aşamasını gördük. Şimdi siz burada düğüm atıyorsunuz. Çözgü hazırladıktan sonra işte tezgahın üzerine getir atarız. Teker teker düğüm atarız. Oho, uzun bir iş. Ne kadar sürüyor şu ihramı yapmak? İhramın 55 gün daha. 55 gün. A'dan Z'ye. 8 saat mi çalışıyor arkadaşımız burada? İnsan gücüne bağlı. Anladım. Maşallah ama çok güzel, çok zevkli şeyler yapıyorsunuz ya. Bunlar da çok eski el aletleri. Yaptığım kelepleri tekrar bu şekilde masuralara. Masura bizim tekstil fabrikalarındaki masura aynı iş. Tabii. Sistem aynı. Aynı. Burada? Bunlar ekranlar. 55 gün her birine vakit ayırıyoruz. Evet. Yani yaklaşık 2 ayda bir ihram çıkıyor. El emeği, göz nuru çok güzel. Hakikaten. Desenleri peki kim? Tasarımlarını kendiniz mi yapıyorsunuz? Biz annelerimizden, ninelerimizden öğrendiğimiz. Eski nakış. Nakışlar. Selçuklu evet. Motifleri var. Yöresel. Peki. Her bir nakışın ismi var. Hepsi ayrı bir hikaye. Evet. O da mekik atıyor o taraftan evet. O tarafa. Bak aynı mekik. Bir dokumaya. Tabii. İşte bu dokumaya geçtiler. İngilizler de bu mekiği normalde endüstri devrimi sırasında bunu çözdüler. Bu atkı çözgü arasında mekiği salladılar. Oldular büyük ülke. Nakışımızın ismi pirinç tanesi. Pirinç tanesi mi? Hanım eli. Bunlar hanım eli mi? Evet, şunların ismi hanım eli. Bunlar pirinç tanesi. Pirinç tanesi. Bereketli bir iş evet. Yapıyoruz. Kolay gelsin. Arkadaşımız ne yapıyor? Yakaladım tavşan. Faner tutmuş tavşan gibi oldu şimdi. Söyle bakayım ne yapıyorsun? Tezgah alıyor. Tezgah düzenli yapıyor. Tezgah mı düzenliyorsun burada? Tezgah kurdun mu? Peki, tamam. Şimdi ben bunlardan anladığım kadarıyla şu hanım eli motifli, evet. Öyle mi? Evet. Bu ihram. Bu kumaş. Bu kumaş. Ne yapacağız bunu mesela? Evet. Bunu alan ne yapacak? Ne yapacak? Yaptırıyor. Kıyafet. Evet, mont yaptırıyor. Mont. Yaptırıyor, yelek yaptırıyor. Evet. Çok güzel. Şu motif ne? Beli bağlı boyun bağlı. Beli bağlı boyun bağlı. Burası? Ceviz kanadı. Ceviz kanadı mı? Ya kar tanesi de buna bari. Kar tanesine benziyor bu ya. Ceviz kanadı. Hep beni köşe, yani beni açığa düşürmek için yapıyorsun. Bu ne? Antika mı? Evet, antika. Bu da Reyhan dalı. Ya bu antika, bu ünlü markalar sizden evet, araklıyorlar evet, bu evet. Şeyleri ya. Bak bu ünlü bir markanın şeyi bu, motifi. Yabancılar aldığı zaman bana soruyorlar. Bizim Anadolu motiflerinden o, evet. Yurt dışında ünlü satılan markalar. Evet, bu saat gordonu. Peki, tamam. Nelerim. Ben hanım eli bak, bu da güzel işte. Hanım eli, peki. Fedime anamızın eli de derler. Yani hanım eli de derler, Fedime. Fatma, bebekleriniz. Bebeklerimiz. Peki, şimdi bizim izleyicilerimiz bu bebeklerden elde etmek isterse, almak isterlerse, biz ne yapacağız? Nereye söyleyeceğiz bunu? Siteniz var mı? Üniversite sitesinden mi gidecekler? Satış merkezimiz var. O zaman oraya geçelim.
çok güzel şeyler üretiyorsunuz. Burada da satış mağazası. Şimdi ben seyircilerimize buradan bir anons yapmak istiyorum. Bizim Bayburt Üniversitesi'nde sitesinde burada gördüğünüz kilimleri, ihramları ve bu son derece güzel, zevkli tasarım giyim eşyalarını temin edebilirsiniz. Çantalar yapıyorsunuz. Son derece güzel kilimler var, halılar var. Bayağı böyle bindallılar. Evet. Şuraya bak ya. Vallahi çok güzel ha. Bu ihramdan mı oldu buna? İhram kumaşı yine. Şu bindallı. Buranın kızları eskiden böyle mi giyiniyordu? Yeni tasarım. Hmm. Hani önceden ikramdı, hani son dönemlerde de. Ayakkabılar da yani konuşuyor ya, vallahi çok güzel. Burada üretiyorsunuz hepsini, evet. Sayasını falan, kumaşı. Evet, bu nedir? Bizim yöresel ikram nakışımızdan yapılmış halı. Nakışımız çift kartlar, tetikli zincir. Tetikli zincir mi? Peki. Çift kartlar, tetikli zincir. Evet. Peki. 22 tane nakış. Tep olsaydı? Hanım öyle diyecekti. Evet, çift olunca çift kartlar. Öğrendim bu işi. Evet. Bunların hepsini sizler mi yapıyorsunuz bu arada? Burada baş hocalar yaptı. Çok güzel. Çok güzel tasarımlar var burada. Evet. Bunlar kolye, bileklik. Bileklik, evet. Bunlar ihram kumaşlarından yapılan kolyelerimiz. Evet. Bunlar çantalarımız, cüzdanlarımız. Çok güzel. İhram kumaşlarından yapılan. Ve böyle güzel yelekler. Evet. Oo. Harika. Sevgili seyirciler, bazen böyle eski sanatlarımızı, eski tasarımlarımızı görünce gelecek nesillere bunların anlatılıp aktarılıp aktarılmayacağı hakkında tereddütlerimiz oluyor. Ama Bayburt Üniversitesi bu işi gerçekten çok güzel bir şekilde düzenlemiş ve burada yetişen öğrenciler de bu tasarımları günümüzün modern koşullarına uyarlayarak son derece güzel eserler kazandırıyorlar ve artık devamlılık da sağlayacak. Demirözü Baraj Gölü bölgeye çok önemli katkı sağlıyor. Bizi Demirözü Belediye Başkanımız Arslan Gürer karşılıyor. Başkanım ne güzel bir yere getirdin sen bizi. Neredeyiz biz şimdi? Hoş bulduk. Bayburt'un Demirözü ilçesinde. Bayburt'un Demirözü ilçesi. Demirözü'nde ne kadar nüfus var? Sayın Bakanım, merkezi nüfusu 3500 olup ama genel nüfusu 11.000 civarında. Yazın ne oluyor bu kadar güzel yerleriniz olursa? Doluyor. Sayın Bakanım, yani bulunduğumuz sosyal tesiste yazın boş yer bulmanın ihtimali yok. 1750 rakımdayız. 1750 rakımda... 1750'de evet. Böyle kuşlar uçuyor. Biz de Sayın Bakanım gemiler yüzüyor. Öyle bir coğrafyadayız. Vallahi doğru. 1750'de göl böyle kolay olmaz. Burada dalan var mı? Suyun altına dalıyorlar mı hiç? Sayın Bakan biraz cesaret istiyor. Bizde 4 45 metre mi derinlik? Evet. Ben arkadaşlara söyleyeyim, gelelim buraya. Yani. Dalalım, ne var ne yok. Henüz sizle karşılaşmadığı için dalan yok. Peki, olur. Bizden soru olur inşallah. Peki, bu şimdi Demirözü Barajı. Evet Sayın Bakan. Ne zaman yapıldı bu Demirözü Barajı? 1995 yılında temelleri atıldı. 2019 yılında tamamen sulamaya açıldı. Yaklaşık olarak 110 bin dönüm alan sulanıyor Sayın Bakanım. Bayburt'un Erzincan sınırındayız ama ta Gümüşhane sınırına kadar bir alanı sulamak için yapıldı. 2017 yılında da Demirözü Belediyesi tarafından Bayburt'un neye eksik? Denize eksik. Bunu fırsata çevirerek getirip burada gemiler kurulduk, konaklama yerleri, işte ağaçlar taşındı, geldi, kamelyalar yapıldı. Çok güzel. Bir turizm tesisi olmuş. Yani hakikaten burası güzel turizm için. Şurada konaklamalar şuralarda yapılıyor herhalde. Evet, evet sayın. Bunlar da belediye olarak siz buraları düzenlediniz, ondan sonra konaklama imkanlarını sağlıyorsunuz. Sayın Bakanım, hepsini belediye olarak kalkınma... Sıcak su, soğuk su, her şey var mı bunlarda? Sıcak su, televizyondur, elektriğidir. Her şey var. Evet, yani çok ucuz bir şekilde de konaklama sağlıyor. Öyle mi? Ya evde daha pahalı millet kalır yani. Bu kadar çok güzel ya bu imkan. Harika imkanlar sunuyorsunuz. Buradan da ben bütün izleyicilerimizi Demirözü'ne davet edeyim. Çünkü böylesine güzel imkanlar bu kadar ucuz şartlarda bu devirde zor. Yani. Arslan Başkanım buraya çok güzel bir tesis inşa etmiş. Yemekleri de gayet lezzetli doğrusu. Su altında kalan çeşitli tarihi eserler ve yerler de olduğunu öğreniyoruz. Bu bizi daha ileride bir su altı programı için son derece teşvik ediyor. Tekne gezintisi sonrasında balıklara yem atıyoruz. Başkanım, bu Bayburt'ta yok.
Yani bakıyorum dağlar, ovalar, çiçekler, dünyadan ödül almış, iki kere de Avrupa'da birinci olmuş bir müze. Dünyada ilk ve tek. Öyle bir şey yok. Hepsini beraber görüyoruz. Bu kadar güzel bir beldede, bir de şu anda bu Demirözen Gölü'nün üstündeyiz. Bunların hepsini tabii ben çok önemli turistik bir altyapı olarak görüyorum. Mutfağınız ayrı bir hazine. Coğrafyanız zaten işte bütün buradaki benim şehrim izleyicileri de şimdi bizle beraber izliyorlar bunu. Gelecek sizin için buradaki bütün köyleriniz tekrar dolacak ve belki de yer bulamayacaksınız. Belki bu boş kalan köylerin hepsi turistik otel haline gelecek. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Belki de görmek istediğimiz bu. Ne dersin? Sayın Bakanım, öncelikle şeref verdiniz. Allah razı olsun. İlerleyen zamanlarda daha iyi noktalara geleceğini ümit ediyoruz. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Bir ilçemize bağlı 20 kilometre mesafede müzenin kurulmasıyla birlikte çok ciddi bir turist akını oluşmaya başladı. Demirözü Belediyesi'nin işte bu kurmuş olduğu sosyal tesislerle hem Anadolu'nun insanı ama müzeye de genelde sizler gibi kıymetli siyasi büyüklerimiz, bürokratlarımız geliyor. O vesileyle Anadolu kültürü ve Avrupa'da var olan kültür bir anda Demirözü ilçesinde buluşmaya başladı. Bu da hem köylerimizde bir hareketlilik getirdi, hem ilçemizde getirdi. Birkaç defa daha vurgulamışlığım var ama 1750 rakım. Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da kuşlar uçuyor rakımlarda ama biz burada gemiyle de biz uçuyoruz. Evet, yani bence bu tam sizin burada Karadenizliler için ideal bir platform sağlıyor. En çok iç turist de bence Karadeniz'den geliyor. Yaptığımız çalışmalar sırasında Bayburt'ta ve Kenan Bey'in müzesinde bütün karşılaştıklarımızın hepsi Karadenizliydi ya, iç turistler. Dış turistler zaten onlar yurt dışından her yerden gelebiliyorlar. Çok önemli değerler tabii. Burada 1750 rakımda dalan olmamış diyorsunuz. Ben arkadaşlara buradan söylüyorum. Bizi izleyen dalgıç arkadaşlarımız da var. Burada bir dalış tertipleyelim. Gelelim burada bir bakalım ne var ne yok. Demirözen'in gölünün altında. 45 metre dedin derinlik. En derin yeri 45 metre. 45 metre derinlik. 1700 metre, 1750 metre rakım. Ciddi bir dekompresyon tablosu kullanmamız lazım. Vurgun yeme ihtimali çok yüksek olur bu tip yüksekliklerde. Ama bunu ayarlarız biz. Gelelim bir dalalım. Size dalış turizmi yaptırırız. Bak, motor turizmi yaptırırız. Bizim motorcular izliyor şimdi. Bizim programımız zaten motorla yaptığımız bir program. Ben size buraya bir bayağı bir motorları göndereyim de bir artık gelmeyin deyin noktaya gelirsiniz. İnşallah. Misafir etmek de isteriz. İnşallah. Yani, İnşallah. Müzemiz de var. Sosyal tesisimiz var. Konaklamayla ilgili bir problemimiz yok. Şükür yani. Bir de evet. Bayburtlu bizim ilçemizde ayrı bir misafirperverdi. Evet. Sayın Bakanım. İnanın iki gündür sizin geldiğinizi duyan bir ne zaman misafir ederiz diye vallahi heyecanla soranlar oluyor yani. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bu Temmuz ayında burada karlı dağları oralara baktığım zaman görüyorum. Bu tarafa bakıyorum. Hepsi etraf karlı dağlarla çevrilmiş. Arkasına bakıyorsunuz. Harika bir cennet içerisinde. Korkunç güzel bir hava. Yani burada ben bakıyorum az uyasak dahi çok güzel oksijen almış oluyoruz. Güzel yerde yaşıyorsun başkanım Allah ya. Allah razı olsun. Vallahi billahi yani. Size daha da güzel. Evet. İşte bak başkanımızı duydunuz sevgili izleyiciler. Hepinizi benim şehrim Bayburt'a ve Demirözen ilçesine davet ediyoruz. Kenan Başkanım, meşhur Otlukbeli Savaşı buralarda mı geçti şimdi? Evet sayın. Bu alan olduğu gibi. Yani sizin köyden bu tarafa geliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'le Akkoyunlar arasında değil mi? Uzun Hasan arasında, iki Türk devleti arasında gerçekleşen evet. Savaş 1472 zannediyorum. Evet, 1472. Yani İstanbul'un fethinden sonra Anadolu'da birlik ve beraberliği sağlamak için Fatih Sultan Mehmet böyle baş kaldıran, o zaman da her taraftan çatlak ses geliyormuş anlaşılan, gelip böyle o arkadaşları kendi birlikleri, beraberlikleri içerisinde davranmaya zorlayan çalışmalar yapıyor. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu'nun devamlılığı sağlanıyor. Ama burada bu şunlar, ya bunlar ne kadar güzel, kokusunu duyuyorum. Sevgili izleyiciler, yani böyle harika bir rahiya, böyle bir koku yok. Kekik. Kekik mi bu? Ya lavantaya da benziyor sanki ama kekik. Çok kekik değil mi? Çok güzel. Şu ayrı mesela bak, bu başka bir şey. Yani hakiki doğal mera. Siz de burada bir de
hayvancılık eskisi kadar tabii tekrar canlandırılabilirse çok güzel. Buradaki bu büyükbaş hayvanlar bu kekikleri yiyerek sütlerini yapıyorlar. Evet. Ama biz o sütleri yeterince değerlendirip istediğimiz, arzu ettiğimiz markaları inşallah yaratamadık. O da olur. Sizler yaparsınız. Sevgili seyirciler, Temmuz ayında Bayburt'ta arkada karlı dağlar, önümüzde gelincikler, son derece güzel bir hava, ara sıra yağışlı ama bize buradaki çekimlerimizi tamamlayacak kadar fırsat verdi. Size hitap ettiğim bu nokta Otlukbeli Savaşı'nın geçtiği yer. Tarihte bizim için son derece önemli olan Fatih Sultan Mehmet ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasındaki bu savaşları sizlerin artık iç kitaplardan okuyup iyice incelemenizi, sizden sonraki nesillere de aktarmanızı bekliyoruz. Ben bu programda sizlere buradan veda ediyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hepinize saygılar, sevgiler.